Sayın seyirciler, şu an Koralan kasabası Karakovan balı almaktayız. Sebahattin arkadaşımızın Karakovan balını alırken çalışmalarını izliyoruz. Karakovan balı normal ballara benzemez. Kalitesi, şifası, değeri bambaşka. Şimdi sizlerle birlikte Karakovan balının kürneden alınışını, sizlerin ayağına kadar gelen kaplara konuluşunu, arıdan temizlenişini birlikte izleyeceğiz. Evet, kovandan çıkardık. Mehmet Bey peteğin birisini çıkardı, masanın üzerine getirdi. Gördüğünüz gibi arılar bizim yıl boyu biriktirdiğimiz gıdalarımızı almadın diye ayrılmıyorlar. Ama bu bal alınacak, halkımıza sunulacak, şifa için insanlara dağıtılacak. Onun için arıyla mücadele etmek gerekiyor. Arı da sanki balı ben alıyormuşum gibi bana da hücum ediyor. Hayırlısı Allah'tan. Kaç tanesi sokacak bakalım. Şu an kürneyi, arıların evlerini izlemektesiniz. Evet. Yakından izleyelim. Evet, şu an kürneye doğru, arının kovanına doğru geldik ve içeride petekleri görüyorsunuz. Bu petekler bir taraftan ışıtılıyor, bir taraftan demirle kenarları kurtarılıyor. Küreğin üzerine düşürülüyor ve onu oradan alarak şöyle gördüğümüz gibi. Evet, işte biraz arıyla mücadele için duman verdiğimizden kovan anca bu şekilde gözüküyor ama şu peteğin, balın görüntüsüne bakın. Yemeyenin yeğisi gelir. Evet. Peteğin yanına geldik, temizlendi ve kaba koyuyoruz. Hiç gün vermediler. Evet, arılar gün vermeyecek diyor Sebahattin Usta. Bakalım ne zamana kadar dayanabilecek. Arıyla başa çıkması da bir hayli zor. Şu ballarımıza bakın. Gerçekten çok harika, nefis. Sebahattin Usta, bu bal hakkında bir iki diyeceğin var mı vatandaşlara? Olmam Halil abi ya. Heh, söyle bakalım neler? Dağdan, taştan, sağdan, soldan bulup geliyor, milletin hizmetine sunuyor ya. Yani. Arı bunu yapıyor. Arı bunu yapıyor. Evet. Daha ziyade bu bir nimet. Yörelerde arının faydalandığı çiçeklerden birkaç tanesini sayabilir miyiz? Ya, binlerce çiçek var da. Var. Kekik var, hepsi var ya. Şalbası var, iğdesi var. Geven var. Geveni var. Kekik var, ardıç ağacı diken. Hepsinden ormanın içerisindeki bin bir türlü Mevla'nın yarattığı, doğanın içerisinde insanların hizmetine sunduğu çiçeklerden o küçücük gördüğümüz arı, bazı vatandaşların sinek tabir ettiği yaratık, Allah'ın insanlara şifa olarak verdiği balı üreten, toplayan arıların meydana getirdiği balları izlemektesiniz.
İşte bu şekilde masanın üzerine alındı, konuldu. Bunlar arılardan temizlenir temizlenmez gördüğünüz gibi kaplara yerleştiriliyor. Yerleştirdikten sonra sizlere arının balından şifa alacağım diyen, bekleyen insanlarımıza ulaştırılıyor. Evet, böylece şöyle arının evini, kürnesini yakından görelim. Şöyle izlemektesiniz. Bu arada Mehmet Bey bir taraftan habire demiri kovana uzatıyor, petekleri düşürüyor. Biri daha geliyor. Evet. Gözlüğün içerisinde olduğumuz için ne Sebahattin Usta'yı ne de oğlu Mehmet Bey'i göremiyorsunuz. Beyaz gözlüğün içinde onlar. Onu giymedikleri zaman zaten yanaşamazlar. Arı fırsat vermez. Mücadelesini devam ettirir. Şu kovanın içine bir daha bakalım. Çok güzel. Bembeyaz. Altın sarısı. Pırıl pırıl bal. Şöyle yakından izliyorsunuz. Evet, demirle kürek uzandı. Geliyor. Geliyor. Evet, evet, evet. Kovandan çıktı. Sayın seyirciler, Koralan kasabası Torosların eteğinde 1500-1700 rakım içerisinde bir yerleşim yeri. Çevresi ladin ağaçları, meşeler, ardışlar, çamlar ile kaplı, yer yer değişik ağaçlar, orman ağaçları var. Bu ormanın içerisinde de binlerce tür çiçekler var, bitkiler var. Arılar bu bitkilerden bizler için balları topluyorlar. İşte gördüğünüz gibi kürne diye tabir ettiğimiz ve kovanlardan oluşan arı evinin içerisine getirip biriktiriyorlar. Sebahattin Usta ile oğlu Mehmet Bey de bu biriken balları insanların hizmetine sunabilmek için kovandan alıyor ve yerleştirilen sizlere kadar ulaşacağı olan kapların, tencerelerin içerisine yerleştiriyor. Kolay gelsin Sebahattin Usta'm. Sağ olasın Halil abi, sağ olasın. Yine bekleriz. İnşallah, inşallah. Zirveyikelam.com Karakovan balının Koralan Gezlevi yöresindeki Karakovan balının alınışını, arıların evini, o arıların evinde arıların biriktirmiş olduğu peteklerin tencerelere, kaplara dizilişini aktarmaya çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.